Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. ünitemiz olan 18. ve 19. yüzyıl felsefesi ile beraberiz. Şimdi bu dönemin özelliklerine değineceğiz. Bu dönemin özelliklerinde ilk olarak bireysel ve toplumsal olarak Batı'da aydınlanmanın kendisini göstermesi diyebiliriz. Büyük bir aydınlanma çağı başladı. Artık buna yönelik düşünürler ortaya çıktı ve bu düşünürler sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verdi ve artık halk bilinçlenmeye başladı. Peki neye karşı bilinçlenmeye başladı? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu dönemde biliyorsunuz Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi ortaya çıktı. Bunun arka planında neler var? İşte bu eserlerin halkta bıraktığı duygu var. Çünkü o zaman kral, yani devletin yöneticisi, başında olan kişiler ve yüksek zümredeki kişiler halka eziyet ediyorlardı, sömürüyorlardı, köle olarak kullanıyorlardı ve onların hiçbir varlığı yoktu. Bu yüzden bu içerikteki olan, yani sanat ve felsefede olan eserleri inceleyerek halkın örgütlenmesiyle birlikte Fransız İhtilali meydana geldi. Artık insanlar kendini geriye çekmedi ve aydınlanma çağı büyük bir etkiyle kendisini gösterdi diyebiliriz. Peki bunun yanında neler oldu? Halk bilinçlendikten sonra toplumun yapısı değişti. Toplumun yapısı değiştiği zaman düşünceler farklılaştı ve felsefede yeni ekoller ortaya çıktı. Yeni ekollerin tartışmalarına değineceğiz birazdan. Bunun için ilk başta bilginin kaynağı ile başlayabiliriz. Evet, bilginin kaynağı görüşüyle devam edelim. Şimdi bilginin kaynağında iki temel unsur bizim için önemli olan. Bunlardan birincisi rasyonalizm, diğeri empirizm. Rasyonalizm, bilginin insanın aklında var olduğu düşüncesidir. Yani biz bilgimizi dışarıdan öğrenmiyoruz, zaten bizim aklımızda var olduğunu savunuyor. Empirizm ise tam tersi, bilgi insanın aklında bulunan bir şey değildir. Sonradan deneyimleriyle, duyu organlarıyla algılayarak edindiği bir düşüncedir diye söylüyorlar. Bence devam edebilirim arkadaşlar. Hiç kesmemize gerek yok. Bununla ilgili 3 tane düşünürden bahsedeceğiz. Bakalım bu düşünürler bununla ilgili ne söylemişler. Descartes, düşünüyorum öyleyse varım demiş. Düşünüyorum öyleyse varımdan yaptığı çıkarım, tek başına düşüncesini ele aldığı zaman varlığını kendi hissetmesi, kendi aklıyla kazanması gereği bilginin akılda var olduğu görüşüne varmıştır. Peki bunun yanında ne söylemiştir? Bilgi sonradan oluşan deneyimlerle değil, doğuştan gelen aklın ilkeleriyle kendisini göstermiştir. Evet, John Locke'a göre insan zihni doğuştan boş bir levhadır. Buna tabula rasa diyoruz biz. İnsan deneyimleri sayesinde bu levhanın içerisini doldurur. Yani biz bilgiyi duyu organlarımızla algılayarak doğuştan değil, daha sonrasında deneyimleyerek elde ediyoruz. Kant'a gelelim. Kant'ta düşünce şu şekildedir. Algısız kavramlar boş, kavramsız algılar ise kördür. Yani ne demek istiyor arkadaşlar burada? Hem rasyonalite hem empirizm görüşü hakim. Yani bilgi sadece akıldan kaynaklı süre gelen bir şey değildir. Hem de akıl olmadan sadece deneyimlerimizle elde ettiğimiz bir şey değildir. Mesela ben şimdi size şöyle bir şey desem. Buraya elma çizin desem, kiraz çizin desem, bütün meyveleri gördüğünüz için deneyimlerinizle zihninizde canlandırdığınız şekilde çizebilirsiniz. Ama hiç görmediğiniz bir meyveyi söylediğim takdirde, deneyimlemediğiniz bir şeyi burada çizmeniz mümkün değil. Aynı şekilde bir iradeye sahip olmadığınızı düşünün. İradeniz olmadığı zaman, aklınız olmadığı zaman ben size bildiğiniz meyveyi dahi söylesem, zaten önceden aklınızı idrak etmediğinizden dolayı bu meyveyi bana yine çizmeniz mümkün olmayacak.
Evet, şimdi diğer bir konuya geçelim. Burada birey ve devlet ilişkisinden bahsedeceğiz. Konuya başlarken zaten söylemiştim. Fransız İhtilali'nden, toplumun yapısının değişmesinden, bundan kaynaklı toplumda oluşan problemlerden. Şimdi bunlara yönelik görüşleri burada tartışalım. Yine burada Luc devreye girecek. Toplumsal sözleşmeyi kabul ediyor. Toplumsal sözleşme dediği şey toplumun ortak aldığı bir karar ve bir yönetici oluşturması demek. Ancak burada Luc mutlak monarşiye karşı çıkıyor. Mutlak monarşi dediği şey nedir? Tek bir kişinin baskıcı yönetimi olması demek. Bir kişinin çıkıp ne derse hükmetmesi, halkı köle olarak kullanması. Zaten Fransız İhtilali'nin sebebi de buydu. Burada da Luc'un söylemek istediği tam olarak bu şekilde. Meşru yönetimi kaynağı çoğulcu iradedir diyor. Yani çoğulcu irade dediği şey birazcık demokrasiyi andırıyor. Yani toplumda ortak bir düşünce yapısının kurallarının ortaya çıkması ve bu kurallarla, yani ortak bir irade sonucu oluşan kurallarla yönetilmesi gerektiğini söylüyor. Diyelim Montesquieu'ya gelelim. Şimdi ona göre devletlerde yasama, yürütme ve yargı sistemi olması gerekir. Bu bizim şu anki devlet sistemimize benziyor. Hatta burada şunu da söyleyebilirim. Günümüz devlet sistemini oluşturan ilk düşünür Montesquieu'dur. Neden yasama, yürütme ve yargı sistemi olması gerektiğini söylüyor? Çünkü özgürlükten kaynaklı problemleri engellemek için. Son olarak Rousseau'yu ele alalım. Rousseau'ya göre özel mülkiyet anlayışının yayılması hak kavramında beraberinde getirdiği için insanlar bir araya gelip toplumsal sözleşmeyi yapmıştır. Şimdi özel mülkiyet ne zaman ortaya çıktı? İnsan tek başınayken böyle bir problem yoktu. Özel mülkiyet problemi yoktu. Daha sonra toplumlar ortaya çıkınca hak problemi ortaya çıktı.